yapıyorsun sen? Elif, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Hayır. Sırf bana kızgın olduğun için yapıyorsun bu hırçınlığı, bu kaçmaları. Kahraman, sen evlisin. Git buradan. Benim evliliğim bitti. Elif, bitti. Hiç zannetmiyorum. Eğer öyle olsaydı... Neyse. Ben bu akşam Kerem'le nişanlanıyorum. Hata yapıyorsun. Elif, hata yapıyorsun. Bu kendini de, Kerem'i de kandırdığın anlamına gelir. Yalvarırım, söyle. Elif, söyle, neden benden kaçıyorsun? Söyle. Kaçtığım falan yok Kahraman. Kendi kendine hata yaptığımı, olmadık şeylere inandığımı düşünüyorsun ama gerçek bu değil, bunu sen de biliyorsun. Gerçek kalbinde. Az önce öptüğüm kadının kalbi yerinden fırlayacaktı. İşte gerçek orada. Sadece kendi isteklerimden elbeteyim senin için. Karşındaki ne düşünüyor, ne hissediyor umurunda bile değil. Sadece Kahraman'ın ne istediği önemli. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Senin tek derdin bebek, öyle değil mi? Annesi olduğumu bile bile sakladın benden, söylemedin bana. Korktun çünkü. Onu alır giderim buradan diye korktun. Haklısın korkmakta da. Vermeyeceğim oğlum sana Kahraman. Hiçbir zaman vermeyeceğim. O sözleşmeye rağmen onu benden alamayacaksın. Ne sözleşmesi? Ne diyorsun Elif sen? Elif, böyle bir sözleşme yok. Var. Gözümle gördüm. Kıymet Hanım getirdi. Annem mi? Evet. Beni tehdit etti. Sakın aklından bile geçirme dedi. Ta o zaman gizli gizli imzalatmışsın bana. Elif, saçmalama. Böyle bir sözleşme yok. Sen, annen başından beri kandırmışsınız beni. Bir tek Kerem var benim yanımda. Her şey bu yüzdendi değil mi? Bana karşı birden değişmen, Kerem'e evet demeler, her şey bu iğrenç, pis kumpas yüzündendi. Elif, ben sana böyle bir şey yapar mıyım? Senin arkandan oyun oynar mıyım? Ben artık gözümle gördüğüme inanıyorum Kahraman. Senin sözüne inanmayı çoktan bıraktım ben. Annem de Defne de seninle birlikte olmamı istemiyorlar. Niye oyunlarına geliyorsun? Çünkü sen de o oyunun içindesin de o yüzden. Git artık buradan. Peki. Sen nasıl istersen öyle olsun. Gidiyorum. Eğer Kerim'i seviyorsan o yüzüğü parmağından asla çıkartma. Ben de her şeyi içime gömer, çeker giderim. Ama eğer beni seviyorsan, arkamdan geleceksen, şunu bil ki seni hayat boyu bırakmam. Karar senin. Elif, bak belki birden panikledin. Ben böyle ne yapıyorum diye düşünüyorsun. Anlıyorum. Ama bana da kendine de güven, olur mu? Bırakıp gitme. Kerem olmaz. Olmaz, biz yapamayız. Olabiliriz. Biliyorum bana aşık değilsin. Ben aşkıma karşılık da beklemiyorum ki senden. Tek istediğim seni ve bebeğini herkesten korumak. Senden bunu istemeye hakkım yok. Kendini feda etmene izin veremem. Elif. Kerem. Sana umut verdim. Affet beni. Ne olur affet. Ne olur. Elif. Dayım yüzünden değil mi? Her şey onun başının altından çıkıyor, biliyorum. Kerem lütfen. Dayım yüzünden değil mi? Söyle. Çünkü seni seviyor. Seni ilk gördüğümde nasıl aşık olduğumu da biliyordu. Ama onun bütün derdi kendinin olmayana sahip olmak. Sen de onun oyununa inanıp onu sevdiğini sanıyorsun. Kerem canımı acıtıyorsun. Asıl sen benim canımı acıtıyorsun. Elif buna izin veremem. Çünkü biz burada nişanlanacağız bu gece. Kerem bırak, bırak. Siz narları bilirsiniz. İnsanoğlu nar gibidir biraz. Dışarıdan bakıldığında içine neleri sığdırdığını anlayamazsınız. Vermeyeceğim oğlum sana Kahraman. Hiçbir zaman vermeyeceğim. O sözleşmeye rağmen onu benden alamayacaksın. Elif, ben sana böyle bir şey yapar mıyım? Senin arkandan oyun oynar mıyım? Annem de Defne de seninle birlikte olmamı istemiyorlar. Niye oyunlarına geliyorsun? Kahraman hoş geldin. Hiç haberim yoktu geleceğinden. İçeriye söyleyeyim de kahve yapsınlar. Sağ ol yenge, içmeyeceğim. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Günaydın. 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 Sizlere çok önemli bir şey söylemeye geldim. Oğlum, mesele Kerem'le Elif'se o iş bitti. Elif nişana müsaade etmemiş. Biliyorum baba. Ben de bundan bahsedecektim size. Bunu bilmeniz gerekiyor. Biz Elif'le evleneceğiz. Allah'ım. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Elif sen ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Bir gün Kerem, bir gün Kahraman. Aklını mı yitirdin sen? Yoksa beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Anne ben... Sus! Sakın bana anne deme. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Senin evli bir adamla ne işin olur? Ben Kahraman'ı seviyorum hem de en başından beri, sen de biliyorsun. Peki o zaman niye Kerem'e evet dedin? Çünkü Kahraman'ın beni sevmediğini sanıyordum. Bebeğimi kaybederim diye korktum ama şimdi her şey değişti. Ne kadar çaresizim, görmedin mi? Çaresizmiş. Ben sana o gün bu konuyu iyi düşün demedim mi? İnat ettin, olacak dedin. Şimdi de çıkmış karşıma Kerem olmadı, Kahraman olacak diyorsun. Ben bunu kabul edemem Elif. Kabul etmem. Bu nasıl bir rezalet baba? Neyin kendini bilmezliği? Yorukhan'lara hiç yakışıyor mu? Söylesene bana. Kahraman, nereden uyduruyorsun bütün bunları Allah aşkına? Yakup sakin. Ya baba, ya 2 gün önce o kız Kerem'le sözlendi. Şimdi Kahraman koluma takacağım diyor. Ya aklınız alıyor mu sizin bütün bunları? Olacak şey mi bütün bunlar? Yakup, bir sus. Kardeşin derdini anlatsın, bir dinleyelim bakalım. Tabii baba, ben zaten hep dinleyeyim. Kahraman hep konuşsun. Yakup dedim. Biliyorum, biliyorum sizlere çok tuhaf geliyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Ama kader. Yazılan neyse onu yaşayacağız. Elif'e çok yanlış şeyler söylenmiş. Ve korkmuş. Böyle bir hatanın içine düşmüş. Şimdi her şey düzeldi. Olan biten bu. Kahraman'la yalnız konuşmak istiyorum. Gidin. Bravo Kahraman. Aferin sana. Ya gurur duy kendine, gurur duy Kahraman. Yakup! Gidin dedim, hepiniz. Otur Kahraman. Başımıza gelmedik bela kalmadı, Allah cezalarını versin. Anne, ne olur böyle konuşma, bırak şunları da. Sen bana yalan söyledin, o adamı bir daha görmeyeceğim dedin. Söz verdin, yemin ettin. Hani nerede o yemin ha? Ne oldu? Anne savaşmadın mı? Kaçmadın mı, yapmadın mı? Anne, bak ben Kahraman'ı seviyorum, sevgim her şeyden büyük. Hayattan, korkularımdan. Kahraman benim bebeğimin babası. Biz onunla evleneceğiz, senin boynunu da yere eğmeyeceğiz. Ben Yorukhan'lara gidip düşün yakamızdan. Benim kızım sahipsiz değil demedim mi ha? Ama sen ne yaptın? Beni rezil ettin. Madem o adamı o kadar çok seviyordun, niye yeğenine evet dedin? Hadi şimdi git toparlan. Hatay'a geri dönüyoruz. Ben Hatay'a falan dönmüyorum. Dönüyoruz. Bir daha da bu şehre geri gelmeyeceğiz. Asla. Bundan sonra kendim için yaşayacağım. Oğlum için. Kahraman'dan da asla vazgeçmeyeceğim. Bana baksana sen. Kerem dur bekle. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Kerem bekle dedim sana, konuşacağız. Hani sormuştun ya, cevaplayayım. Bunu zamanla anlarsın diye düşündüm. Ama kendi kendine anlamayacak kadar aptal olduğunu düşünemedim, kusura bakma. Evet, söyleyeyim. Elif'i seviyorum. Elif de beni. Elif senden nefret ediyor. Senden kurtulmak için de çabalıyor. Sen kendini nasıl bir dev aynasında görüyorsun be? Tövbe tövbe. Kerem. Elif senin asıl amacını bizden önce anladı. Kurtulmak için de bana sığındı. Ama sen ne yaptın ettin, aldın onu benden. Her şey senin olsun istiyorsun değil mi? Bunun için yıkıp geçemeyeceğin kimse yok senin. Ben Elif'i seviyorum. O da beni sevecekti. Ama sen bütün mutluluğumu, her şeyimi aldın elimden. Kerem yeter. Bak. Yaptığın şey çok büyük bir ahlaksızlık. Elif benim bebeğimin annesi. Ve onunla evleneceğiz. Günü geldiğinde her şeyi anlayacaksın. Hatanı anlayacaksın. Hatayı da yapan, bütün ahlaksızlıkları da yapan, her şeyi de yapan sensin. Kerem. Senin düşündüğün gibi sadece kendini düşünen biri değilim. Eğer Elif bana Kerem'i seviyorum deseydi her şeyi buraya gömer çeker giderdim. Bunu senin için yapardım Kerem. Ama seni sevmiyor. Kerem sevmiyor. Anla. Sen de herkes gibi kendini seven birini bul. Çok iyi oyuncusun biliyor musun? Herkese Kerem'i kurtardım oyunumu oynadı. Benim buna inanmamı bekleme. Yakup dayım haklı. Kahraman olma belasına hepimizi harcıyorsun. Benim senin gibi bir dayım yok artık. Peki. İstediğin gibi düşünebilirsin. Ben söyleyeceklerimi söyle.